sahneye yürüyerek gelen. Değil mi? Mesela Kenan Doğulu. Ha? Niye? Gel söyle. Sen bir de sert mi geliyorsun sahneye? Ya. Şey de düz geliyor. O birkaç kişiyle geliyor. Bir heyetle geliyor. Telefonun kim? Hakan Altun. Hakan Altun. Hakan da düz geliyor ama onu düz hale getiriyorlar gelirken. Hakan'ı sağdan soldan bir itekliyorlar. Onu düz yapıyorlar yolu sağdan soldan filan. O düz geliyor. Sen peki sen ama geliyorsun. Gelir gelmez oturuyor musun? %99. Evet. %1'i ayırıyorum çünkü. Bu zor bir şey değil mi performans olarak? Zor tabii. Yani ne bileyim bir de çıkar çıkmaz. Hani bir enerji... Çıkar hani... çıkmaz oturuyor. Evet. Bak. Ama zor bir şey değil mi? Hiç kimse bunu yapmadı. Aslan gibi insanlar değil mi? Hiç gelip de gelir gelmez oturan yok. Gençken yaşlıymış aslında. Yani gelip de oturuyor. Soyadına münasır. Olgun. Olgun. Gençken öyle. Sen çok hareket etmiyorsun. Ya gene ederim de hani... Ne bileyim yani Soner abi kadar da az değil yani herhalde. Ben şimdi Teoman'ı gördüm yeni bir videosunu. Teoman da tam David Bowie oldu. Ondan sonra Teoman da böyle güzel takım elbise, entariler şey yapıyor falan. O böyle duruyor. Sonra bir şey uydurmuş böyle. Mikrofonu böyle o kablosunu şöyle yapıyor ya. Böyle kablosunu şey yapıyor. Dedim bu böyle kabloya sarılmış falan. Bir ara geliyor böyle bir şey yapıyor böyle. Bir şey yapıyor filan. Sonra gidiyor. Hani şey gibi. Tam hareketlere mi karar veremiyor anlamadım yani. Sonra gidiyor diyor ki böyle saçma bir şeyi niye yaptım filan deyip gidiyor orada yarım saat duruyor tekrar falan filan. Sen de tam olarak nasıl ben seni sahnede seyrettim. Sen de bir hafif bir oynarsın. O var tabii hocam şarkıya göre ya da konserin durumuna yerine göre tabii değişiyor ama. Yalın şimdi çok yavaşladı. Abi sen gene şeye geldikken. Buna oradan bu lafı bir... sokmadan rahat etmiyorum ben. Yani söyledim bir programda geçen. Dedim ki Özgün hariç hepsi dedim şey yapıyorlar dedim. Çok sinirleniyorlar bana dedim. Hem Kenan'a hem Yalın'a. Ben bunlara yanaklar diyorum. Öyle ilk öyle demedin. Yanaklar demiyor muyum? İlk öyle demedin. Ne dedim? Kötü. İlk patates kafalılar dedin abi. Demedim. Demedim. Ne yaptın lan? Patates kafa demedim. Yok, hep yanaklar şey dedim. Özür dilerim öyle dediysem. Hayır abi unutmam çünkü ben ilk defa magazin gazetesinin ana sayfasına senin sayende çıkmıştım yani. İlk ya. Yani ilk çıkışım oydu öyle. Ya olur mu öyle şey? Patates kafa. Aynen yani. Aratın Google'da çıkar kesin patates kafalar diye üçümüz çıkıyoruz yani. Bir şey söyleyeceğim. Bir ilişkiniz var mıydı Okan'la? Yoktu yani bir kere programına gitmiş olabilirim. Ha magazin ilişkiniz var mıydı? Hayır yoktu. Ha anladım. Hayır. Ben onu çok severim her zaman ve hiç yani şaka da kaldıran bir insandır. Kendisine güvenen bir insan. Şarkıları da çok güzel. Hep besteleri ön planda oldu falan. Fakat ben nedense Kenan Doğulu'yla Yalın çok benzerler. Ondan sonra dedim ki böyle bir aptal bir şaka yaptım. Yani aslında hani eve gelen çocukları birisine benzetirsin ya. Mesela işte komşunun çocuğunu halanın çocuğuna benzetirsin. Öyle algılarsın benzeterek. Ben de onlara dedim ki bunlar yanaklar dedim. Çünkü ikinci haber oydu. Evet, evet duygusal duygusal şarkıları ve şeyleri hakikaten böyle bir üretim çok ürettiler çünkü. O da çok üretti. Kenan da çok üretti, Yalın da çok ürettiler. Çok üretiyorlar ve kızlar bunlara bayılıyor. Şimdi ben de büyük ihtimalle bunu kıskandım. Büyük ihtimalle olabilir. Kıskandım. Çünkü kızlar o kadar güzel şarkılar yazıyor ki üçü de. Ve kızlar da böyle kendilerinden geçiyorlar. Ama adamlara bakarak kendilerinden geçmiyorlar. Çünkü... Şarkıları çok güzel ve şarkıları ezbere biliyorlar. Falan böyle bir havale geçiriyor kız falan. Sen de diyorsun ki herifi gördün mü? Herifi gördün mü? Yani bu kadar böyle bir falan olacak bir şey değil. Bir de bana bak falan anladın mı? Benim bir şarkım yok. Yani havale geçirecek falan.
Bir de kocanı düşün. Müthiş. Müthiş. Peki.